Seçim Özel Programı'ndan mutlu akşamlar değerli izleyenler. Türkiye 14 Mayıs tarihinde 13. Cumhurbaşkanı ve 28. dönem parlamento üyelerini seçmek üzere sandık başına gidecek. Tabii bu bağlamda partiler adaylarını açıkladı. Adaylar ise sahayendi ve seçmenle buluşuyorlar. Tabii partiler biliyorsunuz bir taraftan seçim beyannamelerini açıkladı. Adaylar ise seçim beyannamelerine bağlı kalarak aynı zamanda da bulunmuş oldukları yerellerde örgütleyecekleri faaliyetleri seçmenle buluşturuyorlar ve seçmenleri dinliyorlar. Sorunlarını, sıkıntılarına dönük olarak çözüm üreteceklerinin de garantisini vermeye devam ediyorlar. Tabii ülkede biliyorsunuz ki bir taraftan ekonomi ana başlık haline geldi. Eğitim, sağlık derken insanlar ister istemez Türkiye'nin normalleşmesi üzerine bir kurgu istiyor. Bir taraf Türkiye'nin normalleşmesini siyasal iktidarın istikrarının devam etmesinden yana tercihini kullanacağını belirtirken bir tarafın aynı zamanda görüyoruz ki siyasal iktidarın adresinin değişmesi yönünde karar verebileceği bir seçime doğru gidiyoruz. Tabii bu bağlamda Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri Milletvekili adayı Hüseyin Okandan'ı konuk edeceğiz. Hüseyin Okandan'ı hepiniz zaten yakından tanıyorsunuz. 16 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe teşkilatları ve gençlik teşkilatları içerisinde siyaset yapmış ve bu dönemde de 28. dönem parlamentoya girebilmek adına aday adaylığı için görevinden istifa etmişti ve partisi tarafından da listeye dahil edildi. Sayın Okandan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Tabii Ramazan'da iftar sonrası böyle bir yayın da güzel oldu. Böyle hepimizin daha rengi geldi, değil mi? Daha enerjik. Tabii gün içinde de bayağı yoğun çalışmalarımız devam ediyor ama iftar sonrası olunca biraz daha rahatlıyoruz. Evet. Elhamdülillah. Tabii bir Ramazan geldi geçti. Nasıl geçtiğini anlayamadık ama dün de Kadir Gecesi'ydi. Tüm hemşerilerimizin burada Kadir Gecesi'ni tebrik ediyoruz. İnşallah layıkıyla geçirebilmişizdir. Bayrama da bir şey kalmadı şurada. Şimdiden de inşallah bayramlarını da tebrik edelim. Umuyorum ki bugünkü yayınımız da enerjik olur ki zaten sizde yaptığımız yayınlar gayet keyiflidir. Çok teşekkürler. Hayırlı olsun inşallah. Çok teşekkürler. Size de hayırlı olsun diyerek başlayalım isterseniz. İlk milletvekili adaylığı deneyiminiz olacak ve dolayısıyla artık siyasette tırnak içerisinde deyim yerindeyse bir kademe atladınız. Nasıl değerlendiriyorsunuz öncelikle Adalet ve Kalkınma Partisi listesinde olmayı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kayseri milletvekili aday listesini? Tabii bizim için her şeyden öncesi şu çok mühim. Biliyorsunuz ki yaklaşık 16 yıl bir teşkilat içerisindeki vazifemiz vardı. Gençlik kollarından bu zamana il yönetimi, ilçe başkanlığı derken bu durumda, bu süreçte de bir duruş sergilememiz gerekti. Hı hı. Ki zaten çıkışımızda da her zaman şunu söyledik. Kimse yoksa da biz buradayız. Davamız, partimiz, teşkilatımız, memleketimiz eğer bize ihtiyaç duyuyorsa bizler de buradayız diyerekten yola çıktık. Tabii birbirinden kıymetli 85 aday adayı başvuru yaptı. Bunlar içerisinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühü ve tensipleriyle beraber, takdirleriyle biz de bu 10 kişilik liste içerisinde yer almak gerçekten bizim için onurlu bir durumdu. Ki zaten özellikle bu seçimin çok önemli olduğunu sizle daha önceki yayınlarda da sürekli dile getirmiştik. Bu yeni Türkiye yüzyılının başlangıcında da elhamdülillah Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bizler de Kayseri bazında milletvekilliği adaylık listesinde yer almak gerçekten bizim için çok kıymetliydi, çok önemliydi. İnşallah tabii ki o gün listeler açıklandığında tabii ki bir sevinç hali oluştu ve bu süreçten sonra da 14 Mayıs seçimlerine kadar İnşallah şimdiye kadar olduğundan daha da fazlasıyla sürece katkı vermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızla hemhal ediyoruz, hasbihal ediyoruz. Gayet de bereketli geçiyor, güzel geçiyor. Adaylık süreci gerçekten bizim için çok kıymetliydi. Biz belki listede dahi olamayabilirdik ama olmasak bile zaten yola çıkarken şunu söyledik. Bu listenin her neresinde olursak olalım veya listede olmayalım. Zaten şimdiye kadar yapmış olduğumuz bütün vazifelerimizi gayretle en iyi şekilde yapma mücadelesindeydik. Bundan sonraki süreçte de böyle bir görev tayin edildi ve gerçekten gurur verilecek, gurur duyulacak bir durum. Bizler de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah layıkıyla da yapabiliriz. Kapı kapı geziyoruz, esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Zaten daha öncesinde de yaptığımız işlerde, şu anda da tabii güncel siyasi konjonktürde de biraz daha aktif bir şekilde gece gündüz özellikle Ramazan'da sahurlara kadar devam eden programlar bereketli geçiyor çok şükür. Memnunuz. Özellikle bizi memnun eden en önemli unsur da şu. Gerçekten listeler açıklandığı günün ardından biliyorsunuz ki Seyit Burhanettin'de evet. Bütün adaylarımızla evet. Orada bir araya geldik. Ve daha sonrasında herkes görev alanlarına farklı farklı SKM birimimizin öncülüğünde görev tayini gerçekleşti. Ve hamdolsun SKM'miz ne derse bugün seçim koordinasyon merkezi diye açalım burada izleyenler ne diye evet, düşünmesin. Evet.
ne görev verirse sorgusuz sualsiz bütün ilçelerimizde, gece gündüz sanayide, çarşıda, pazarda var olma gayreti içerisindeyiz. Tabii biz de kendi içerimizde çalışma birimlerimize ona göre oluşturuldu gruplar halinde. Biz de Hulusi Akar Bakanımızla beraber çalışıyoruz günlerdir. Ben keyif alıyorum. Özellikle keyif almamın en büyük hususu da hemşerilerimizin ve vatandaşlarımızın teveccühü. Sayın Bakanımıza olan gerçekten Milli Savunma Bakanlığı ve özellikle şu an devlet algoritmasındaki mühim görevlerinden dolayı gerçekten ayrı bir milliyetçi bir sevgi var. Bununla karşılaşıyoruz. Bizler de bu süreç içerisinde yıllardır var olan bilgi birikim diyelim kısmen de olsa sürece katkı vermeye çalışıyoruz. Ben keyif alıyorum. Çalışmalar çok güzel. Özellikle vatandaşımızın teveccühü çok güzel. İnşallah 14 Mayıs'ta seçim atmosferini en demokratik şekilde, en güzel şekilde, güzel sonuçlarla neticelendireceğimizi düşünüyorum. Peki, tabii sizi aday tanıtım toplantınıza da götüreceğim ama öncesinde isterseniz hafta sonuna bir gidelim. Daha doğrusu geçtiğimiz haftaya bir gidelim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde Ankara'da bir aday tanıtım toplantısı aslında orada yapıldı. 81 ilden adaylar oraya geldi, 600 milletvekili adayınız ve orada da bir seçim beyannamesi de açıklandı. Hem o aday toplantısındaki heyecanı, atmosferi bizimle bir paylaşın. Bir de oradaki açıklanan seçim beyannamesinde vatandaşın siz sahaya çıktıktan sonraki duymuş olduğunuz sorunlar, sıkıntılara dönük olarak İşte bunlar olmalıydı dediğiniz maddeler var mıydı? Özellikle şunu söyleyebiliriz ki o gün zaten çok güzel bir atmosfer vardı. Ankara Arena spor salonunda gerçekleşti. 600 milletvekilimiz de oradaydı. Milletvekili adayımız oradaydı. Tabii illerden gelenler katılımlar vardı. Aynı şekilde Kayseri'den de hem ilçe teşkilatlarından hem kadın kollarından, gençlik kollarından birçok kademeden kardeşlerimiz, dostlarımız vardı. Gerçekten gurur duyulacak bir toplu. Oraya gittiğinizde tribünlerde onların Kayseri diye sesini duymak dahi insanı onurlandırıyor. Tabii seçim beyannamesine gelecek olursak Sayın Cumhurbaşkanımızın zaten birçok mecrada bunu dile getiriyordu. Özellikle yeni seçimde Türkiye yüzyılının inşasında hedeflenen birçok kalkınma, eğitim alanında, milli savunma alanında, sosyal gelişimde, ekonomik noktada birçok alanda zaten iyileştirmeler söz konusuydu ve bundan sonrası süreçte daha da iyiye gidebilmesi için ciddi manada bir gayret var. Malum özellikle yaklaşan seçimler öncesinde de bundan birkaç ay öncesinde de deprem bölgesindeki yaşanan bir afet durumu söz konusu. Evet. Yani bu da tabiri caizse 100 yılın felaketi diyebileceğimiz. Evet. Burada belki geçtiğimiz seçimlerdeki gibi çok şen şakrak veya çok coşkulu, aşırı böyle enerjik olarak değil de gündemimizde, ana gündemimizde zaten o deprem ve depremin yaralarına sarılması. Çünkü 50 binin üzerinde bugün vatandaşlarımız, hemşerilerimizi kaybettik. Bu çok acı bir durum. Evet. Yani bunu hiç yaşanmamış gibi bir tarafa koyup da şu anda çok şen şakrak seçim süreci götürmemiz mümkün değil. Tabii bir yandan baktığımızda ekonomik olarak sadece Türkiye'de değil, küresel bir krizin içerisinden geçtiğimiz ve bunun da etkilerinin tüm dünyada ülkelere tesir ettiğini görüyoruz. Ama elhamdülillah ki Türkiye'de bugün baktığımızda belki en az minimize ettiğimiz şekilde bunun etkilerini yaşadık. Bir dönem enflasyonla alakalı ve ekonomik daralmaları yaşamış olabiliriz. Lakin bu noktada da Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı ve dedi ki, ben dedim milletimi enflasyona yenik düşürmeyeceğim. Ben milletimin ferahını, refahını ve bekasını daim olarak korumak için mücadele edeceğim. Ki bu noktada da zaten sizler de basından çok yakinen takip ediyorsunuz. Özellikle asgari ücretin iyileşmesi, işte emekli maaşlarının iyileşmesi, kamu personellerinin haklarının verilmesi derken EYT de buna dahil. Ekonomik manada birçok kişinin alım gücünü iyileştirme politikası izlendi. Bir yandan yeni istihdam alanlarının oluşturulduğunu görüyoruz. Bir yandan milli savunma alanında ciddi hamlelerin yapıldığını biliyoruz ki en yakın zamanda biliyorsunuz ki birkaç gün öncesinde TCG Anadolu ile beraber ilk insansız hava araçlarının barındırılacağı gemiler şu anda dünyada özel örneklerini görüyoruz. Bir yandan enerji noktasına baktığımızda önümüzdeki günlerde malum biliyorsunuz kendi doğalgazımızı çıkaracağız ve bunun lansmanı gerçekleşecek. Bir yandan nükleer işte Akkuyu nükleer santralinin hayata geçmesi, bir yandan yenilenebilir enerji kaynaklarının da varoluşuyla beraber ülkemizde aslında şimdiye kadar başımızdan geçen en büyük, uzun süredir başımızdan geçen olayların en büyük başta terör olayları. Terör olaylarında ciddi manada biliyorsunuz ki milli beka ve refah meselesi gereği ciddi bir harcama yapılıyor.
Diğer yanda baktığımızda enerji alanında enerjimiz kendimize yetmediği için bunun bir sübvansesi var ve hazinedeki açığa sebebiyet veriyor. İnşallah Türkiye yüzyılıyla beraber gerek milli savunmada yaptığımız hamleler, işte İHA'larımız, SİHA'larımız, Atak helikopterlerimiz, TCG, Anadolu gemilerimiz, diğer yanda enerji manasında Güneydoğu'da çıkan petrollerimiz, onun haricinde Karadeniz'de çıkan doğalgazımız ki bir yandan da Doğu Akdeniz'de de biliyorsunuz ki bunun araştırmaları devam ediyor. Yenilenebilir enerjiyle beraber de bunun katkılarıyla inşallah enerjideki açığımızı da bertaraf edeceğiz. İnşallah memleketimizin, hemşerilerimizin daha da müreffeh, gayri safi milli hasıladan daha çok pay alan, daha da toplumsal huzurun ve imkanların arttığı bir süreç geçireceğiz. Tabii bu sürece geçerken de bir yandan da yaralarımızı saracağız. Evet. Yani çünkü gerçekten deprem bölgesine sizler de gittiniz Tolga Bey. Evet. Ne kadar büyük bir afet olduğunu gittiğinizde adeta bu işin içinden nasıl çıkılacak gibi böyle insanın aklından soru işareti varken bugün devletimizin gerçekten varoluşunu görüyoruz. Bir yandan işte bu süreçte maalesef ve maalesef siyasi nemalanmak için orada var olanların bugün olmadığını görüyoruz ve yine devletin orada var olduğunu görüyoruz. Bunlar gerçekten göz ardı edilemeyecek. Siyaset malzemesi haline getirilmemesi yani kesinlikle lazım tabii ki bu durumu. Biz burada milletimizin ferasetine güveniyoruz. Onların yaklaşımlarını, onların doğruyu yanlışı ayırt edeceğini biliyoruz. Ki zaten seçim sloganımızda da biliyorsunuz ki doğru adamla doğru yola devam diyoruz. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti kadrolarıyla beraber Cumhur İttifakı olarak inşallah bu memlekette hem yaralar sarılacak hem inşa ve ihya edilecek hem de daha da kalkınmanın artacağı günleri hep beraber göreceğiz. Ki manifestomuzun genel mahiyeti de bunları içeriyor. Diliyoruz ki 14 Mayıs seçimlerinde de herhangi bir demokratik ortamı bozacak, herhangi bir tabloyla karşılaşmadan inşallah seçim gündemimizi bir yana bırakıp artık tamamen kalkınmaya, büyümeye, yaralarımızı sarmaya ve daha da müreffeh bir Türkiye'nin inşası için, daha güzel bir Türkiye yüzyılının inşası için mücadeleye başlayacağız. O yüzden bu seçim çok önemli. Bu seçimde de inşallah bizler milletimizin dualarına, desteklerine, ferasetine inanıyoruz, güveniyoruz. Ki Sayın Cumhurbaşkanımızın evvela işte Allah'a iman etmesi, sonra milletine sırtını yaslaması gerçekten bizim için en büyük güç. Bu noktada da milletin takdiri inşallah başımızın tacı. Bu noktada biz güveniyoruz. Güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Peki. Bir de hafta sonuna gidelim isterseniz. Kayseri'ye geldiniz. Kayseri'de de yine bir aday tanıtım toplantısıyla birlikte Kayseri'deki AK Partililerin karşısına çıktınız. Orada da yüksek bir heyecan vardı. Orada da yüksek bir atmosfer vardı. Çok da coşkuluydu. Orada neler hissettiniz? Vallahi şöyle söyleyebilirim. Madem iftar sonrası samimi bir ortam. Bunca senedir programlar yapıyoruz. Salonlarda işte binlerce insana belki hitap ediyoruz. Ama belki 3000'in üzerinde bir katılım vardı. Salonda sizler de oradaydınız ve o coşkuya tanıklık ettiniz. Birçok hemşerimiz ekranları başında belki onu izledi ama sadece o kadrajdakini izledi. Salondaki heyecan gerçekten anlatılmayacak derecede güzeldi. Şahsımla alakalı da açıkça şunu söyleyebilirim ki, özellikle teşkilatın içerisinde uzun yıllardır var olunca orada isminiz anons edildikten sonra o salondaki heyecan, o coşku, o sevgi, o muhabbet, o yerinizden kalkıp kürsüye gidene kadar ki o muhabbeti, heyecanı hissetmek gerçekten anlatılmaz bir şey. Ben şunu dile getirebilirim ki belki ilk defa o kürsüde konuşurken duygulandım ve elim titredi. Evet. Yani çünkü yani gençlik orada, kollarına benzemiyor, orada gençlik değil mi? Kollarına baktığımda ya da ilçe başkanlığına. Şu aklıma geldi. Ya 16 sene önce bu davada bayrak asmaya, broşür dağıtmaya, fikrini dile getirmeye, yani bu davanın bir kenarından tutup biz de burada olalım dediğimiz davamızda bugün Kayseri'de milletvekilliği adayı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ve takdirleriyle bu göreve gelmiş olmak gerçekten bizim için çok gurur verecek durum. Yaşım 34, listedeki belki en genç milletvekili adayıyız. Ama gerçekten bizim için çok çok kıymetli. Bu sadece benimle alakalı yaşanan bir duygu değil. Çünkü orada var olan, salon içerisinde var olan yüzlerce teşkilat mensubunun da gerçekten heyecanına tanıklık etmek çok gurur verilecek bir tabloydu. Çok güzel bir organizasyon yapmış. İl teşkilatımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Gerçekten ambiyans, saha içi, salon içerisindeki durum, özellikle teşkilat mensuplarının oradaki katılımı, coşkusu. Ki düşünün iftardan 1-2 saat öncesinde öyle bir kalabalık, öyle bir coşkuyu hissetmek çok kolay değildir. Takdir edersiniz çünkü tabii. Son 2 saatte hepimizin haleti, ruhiyesi belli oluyor. Ama gerçekten çok çok anlatılmayacak bir durum.
O gün dedim ki mesele gerçekten gönüllere vekil olmak. Rabbim inşallah o gönüllere vekil eylerse zaten bizi bu durumda, bu davada hizmetkar eyler. Bizim için anlatılmayacak. Gerçekten ömrümüz boyunca da çocuklarımıza bile gururla anlatabileceğimiz en önemli anımız olarak kalacak. Benim de bir gazeteci olarak dikkatimi çeken şudur ki uzun yıllar sonra Adalet ve Kalkınma Partisi neredeyse 4 tane ayrı teşkilat içerisinden gelen insanları artık milletvekili adaylarıyla taçlandırdı. Mevcut il başkanımız, eski il başkanımız, mevcut kadın kolları başkanımız ve bir ilçe başkanı olarak sizi. Şimdi tabii siz uzun yıllardır siyaset örgütlüyorsunuz ve dolayısıyla sahadasınız. Gençlikte de hemhal oldunuz. İlçe başkanlığınız döneminde de yaş sınırı koymadan bütün insanlarla ilçe sınırlarınız içerisinde siyasi faaliyetlerinizi devam ettirdiniz. Dolayısıyla hep halkın arasında olduğunuz için bir taraftan da aday adaylığı sürecinde de sahaya çıktınız. Şimdi bir milletvekili aday olarak sahaya çıkıyorsunuz ki siz olan bakış değişti. Size olan işte istekler, talepler değişti. Ne değişiklikler var? Neler istiyorlar sizden? Yani ne vaat ediyorsunuz? Seçim beyannamesini okudular. Buna dönük mü bir şeyler bekliyor insanlar? Yoksa kendi bireysel işte menfaatleri için mi bir şeyler istiyor? Yoksa Türkiye'nin geleceğine dönük mü bazı beklentileri var? Şöyle ki milletimiz zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretini, mücadelesini, yıllardır ömrünü vakfettiği bu davada bu millete olan aşkını, heyecanını zaten şahit oluyordu. Özellikle son zamanlardaki eleştirilere sizler de biliyorsunuz ki milletvekilliği adaylık listesinde bir değişim bekleniyordu. Hı hı. Ki 10 kişilik kadro içerisinde de hani %50'si %60'ı değişti diyemem, %100'ü değişti. Evet, hepsi değişti. Yani bu gerçekten belki 21 yıllık AK Parti süreci içerisinde en radikal, en böyle belki topluma kulak verilen bir değişim oldu. Bu gerçekten bizim için çok gurur duyulacak bir durum. Bir yandan da baktığımızda hemşerilerimizin şu an inanın ki taleplerinden ziyade daha çok heyecanını görüyoruz. Hı hı. Yani o kadar çok telefon geliyor ki akşama kadar ya işte hala başkanlıktan dolayı başkanım, vekilim de diyemiyorlar. Başkanım ne yapabiliriz, nereden tutabiliriz, nasıl katkı verebiliriz, programımıza nasıl eşlik edebiliriz? Gerçekten bunları duymak bile bizim için çok çok kıymetli. Çünkü şu anda herkes bu seçime kilitlenmiş durumda. Yani hatta dünyada bile birçok ülkenin şu anda Türkiye'de gerçekleştirilecek 14 Mayıs genel seçimlerine odaklandığını görüyoruz. Ki milletimiz de şu anda istikrarın devam etmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın daha güçlü kadrolarla inşallah daha da güzel işlere imza atmasını bekliyor. Biz toplum nazarında gerçekten karşılık bulan bir listeyle varız. Ben buna inanıyorum. Çünkü listemizin 1 numarasından 10 numarasına kadar canla başla gayret ediyor. 10 numarada zaten sizin meslektaşınız biliyorsunuz ki, evet. Deniz Çağan. Kendisi inanın ki 2 gün önce Argıncık'ta kapı 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 esnafları geziyor. Yani bizde asla bunun algoritması şu kadar seçilir, şu gider, bu gitmez, böyle bir hesap yok. Tabii. Bence bizi en büyük ayıran nokta bu. Yani burada bunun altını çizmemiz lazım. Hiçbir hesaba girmeden bu kadronun içerisinde görev alan, hatta şunu da söyleyebilirim ki aday adaylığı başvurusu olup da şu anda adaylık listesinde olmayan birçok kardeşimizle biz şu anda sahada beraber çalışıyoruz. Evet. Bu bence inanmışlığın, bu bence bu davaya olan yaklaşımın en büyük samimiyet göstergesidir. Çünkü eğer ki düşünsenize bu liste içerisinde 85'in 75'i belki şurada durduğunu varsaysak, hiç elini suya değmese gerçekten deriz ki farklı niyet. Öyle bir şey yok. Hepsiyle beraber çalışıyoruz. Geçmiş teşkilat mensuplarımızdan destek alıyoruz. Programları da arıyorlar, ediyorlar, dahil oluyorlar. Yani burada toplumun her yerinde bu karşılığı görmüş olmak gerçekten gurur duyulacak bir durum. Ki ben de inanın ki şöyle bir şey duygumu dile getirmek istiyorum. Böyle samimi bir birlikteliğin var olduğu bir kuruluşun içerisinde olmak, böylesi inanmış bir liderin varlığının peşinde gerçekten mücadele ediyor olmak, hep herkesin de ortak paydasında vatan, millet, devlet ve Kayseri'nin olduğunu, Türkiye'nin olduğunu bilmek gerçekten beni daha da çok çalışmaya itiyor. Yani bu bütün adaylarımız için geçerli. Hiçbir hesaba, hiçbir nefsani arzulara takılmadan bir gayret, bir mücadele. En son işin odak noktasına baktığımızda AK Parti'mizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın en iyi sonuçları alabilme için bir gayreti ve mücadelesi var. Buradan hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu listede yer alan, alamayan, bu davada gönül veren, resmi olarak görevi olsa dahi, olmasa dahi bizim gönüllü kahramanlarımız vardır. Bu davada hiçbir yönetim kurulunda yer almaz. Hiçbir resmi hüviyeti yoktur.
Ama gelir sabahtan akşama kadar, gece yarılarına kadar bizlerle programlarda eşlik eder, destek olur. Bunlar gerçekten parayla pulla olabilecek bir şey değil. Makamla olabilecek şeyler değil. Eğer ki insanlar burada makam hesabına takılsaydı bir kenara çekilecekti. Ya ben nasıl olsa seçilmeyecek yerdeyim diyecekti. Vay ben aday olduğumda beni koymadılar diyecekti, zuhur edecekti. Elhamdülillah böyle bir tabloyu görmedik. Bu bence AK Parti'yi diğer siyasi partilerden ayıran en önemli özellik diye düşünüyorum. Evet. Şimdi tabii materyaller konusunda da sahaya baktığımız zaman hızlı giden partiler var. Biraz ağır hareket eden partiler var ki Adalet ve Kalkınma Partisi de bu noktada dikkatimizi çekiyor. Tabii siz sahadasınız ama bir taraftan da materyallerimiz de yani sizi böyle güçlendirecek, sizin isminizi hafızalara kasayacak ve sizin algınızı üretecek o materyalleri de vatandaşlar görmek istiyor. Niye göremiyorlar? Şöyle ki malum biliyorsunuz her siyasi parti farklı zamanlarda aday listesini açıkladı. Hı hı. Bu açıklamalarından sonra ister istemez bazı siyasi partiler adaylarını daha erken açıkladı. Bundan dolayı henüz daha zaten seçime 20-25 günlük bir süreç var. Malum biliyorsunuz seçim sürecinde bir gün bile çok mühimdir. Evet. Açık hava görsellerinde şu anda Kayseri'nin birçok billboardlarında, raketlerinde görebilirsiniz. Hı hı. Onun haricinde özellikle benim aslında sürekli dile getirdiğim, aslında sizle de bunu birkaç kez konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Hı hı. İnsanlar artık kafasını telefona gömüp de yolda yürürken kafasını kaldırıp da oradaki afişe, billboarda bakmıyor. Tam onu değil. Sosyal medya içeriklerinde, sosyal içeriklerde gerçekten en önde giden partiyiz. Evet. Ki zaten sizler de takip ediyorsunuz sosyal medyada. Bugün bir arkadaş dedi ki ya başkanım beğenmeye yetişemiyoruz, nasıl bu kadar içerik üretiyorsunuz? Yani sosyal medyamızın gerçekten profesyonel ekiplerle, ciddi gayretle, yani metin yazarımızla, paylaşımlarımızla, sürekli takiplerimizle, sürekli zaten bir içerik çıktığı için biz burada dijital ağın artık siyasi partiler de aslında ticari işletmeler gibi kendini senkronize etmek zorunda. Yani burada her yere astığımız afişler, billboardlar illaki açık hava görsellerini oluşturuyor ki bu noktada da yüzlerce yere şu anda tanıtım medya birimimiz zaten gerekli çalışmaları yapıyor. Bugün arkadaşlar trafikte beklerken işte bir yerlerden sürekli WhatsApp'tan şeyler atıyorlar, görseller atıyorlar. Bu oluyor. Zaten burada sorunumuz yok. Bir yandan dijital manada sahadayız. Çünkü bu alan çok çok büyük. Düşünsenize Tolga Bey, akşama kadar bir çarşı ziyaretine gitmişsiniz. 200 tane adamla görüşmüşsünüz. Ama o 200 tane adamla görüşmenizi diğer tarafta 200 bin kişi görüyor. Tabii ki. Yani bu içerikleri çok ciddi kullanıyoruz ki zaten adaylarımızın listelerine baktığımızda başta Hulusi Akar Bakanımız olmak üzere bugün bir sosyal medya hesabına baktığımızda 800 bin takipçinin var olduğunu görüyoruz. Yani bugün bir programdan 800 bin kişiye ulaşıyor. Herkese diğer Ayşe Hanım olsun, Şaban Başkanımız olsun, diğer hesaplar bizim şahsi hesaplarımız derken hepsinin altını çizdiğimizde belki milyona ulaşacak bir etkileşim var. Ki ben de zaten aynı sizin gibi düşünüyorum. Dışarıdaki görsellerin biraz artık yani biraz daha israfa, gerçekten, biraz daha tasarrufa geçmesi gerekiyor. Dışarıdaki görsellerin de, yani bir de görüntü kirliliğine de sebebiyet yani veriyor. Burada yani burada biz biraz daha dijitalleştik artık. Yani evet, legal, bu mecrayı iyi kullanmamız legal lazım. Legal alanların daha kullanımına önem veriyoruz. Bence de, katılıyorum. Dijital ortamda zaten varız ki zaten yerel basında tüm adaylarımız dönem dönem çıkıyor. Şu an bizim olduğumuz gibi düşüncelerini dile getiriyor. Ki hamdolsun bizim adaylarımızın artık kendini tanıtmasıyla alakalı bir sorunu yok. Ki şu anda fikirlerini beyan etmek, süreçle alakalı AK Parti'nin yelpazesini, çerçevesinde hizmet ağını aktarmak, vatandaşlarımızın fikirlerine karşılık verecek söylemlerini zaten söylemekle mükellef. Hamdolsun biz sahadayız. Yani gerek fiili olarak sahadayız, gerek dijital sahadayız, gerek resmi legal olan tüm görsel yayın organlarında, açık hava reklamlarında varız. Bir yandan da baktığımızda yerelde ve genelde ulusal medyada da dahil olmak üzere varız. Yani bütün mecraları kullanmaya çalışıyoruz ama burada da bir şeyleri yaparken bir yandan da itici hal almak da gerçekten çok hoşnut değiliz. Öyle de yaklaşım olmamalı. Kontrollü, istişareli ve bereketli bir süreç yaşıyoruz. Bu daha da gün geçtikçe ivmesi artacak. Ki hamdolsun bizim en büyük zaten sahada varlığımız Sayın Cumhurbaşkanımız. Ki onun söylemleri, onun bugün Afyonkarahisar'da dahi söylemlerini gördünüz. Oradaki teveccühü gördünüz, katılımı gördünüz. Yani zaten ulusal medya, uluslararası medya, yerel medyalar zaten her biri onu takip ediyor. Bir yandan da yerel bazda gerçekten ben adaylarımızın çalışmalarını takip dahi etmeye yetişemiyorum. Yani kendi sosyal medya hesabımızda bile günlük paylaşımlara akşam günün sonunda baktığımızda gerçekten binlere ulaşmış,
binleri geçmiş, milyonlara yaklaşan etkileşimlerle karşılaşıyoruz. Her alanda varız. AK Parti olarak her alanda varız. Derdimiz şu, kimseye ehliyeti olarak göstermeden, görünmeden makul çerçevede fikirlerimizi, çalışmalarımızı beyan etmek şu anda bizim en doğal hakkımız ve bunu en güzel şekilde lanse etmeye çalışıyoruz. Peki, şimdi tabii 16 tane ilçemiz var, 13 tanesi bunun kırsaldaki ilçelerimiz. Dolayısıyla her ilçenin kendine özgü bir kültürü var, bir şivesi var. Bir de tabii ki hayata bakışı var. Dolayısıyla bu ilçelerdeki insanlara da aynı kent merkezindeki gibi dokunmakta zorundasınız. Gittiğiniz zaman zorluk çekiyor musunuz oralarda? Mesela bir sarı olanla bir yeşil sarın kültürü birbirinden çok farklı. Valla şöyle söyleyebilirim, o ilçelerin hiçbirine ilk defa gitmiyorum. Tabii ki öyle ama uzun yıllardır gideriz. Milletvekili aday olarak. Yok, ilk kez yani gerçekten gittiğimizde ben bazen çok şaşırıyorum. Nasıl? Eşime, dostuma, siyasetten alakasız insanları arıyorum. Ya nasıl görünüyor diye böyle ara ara check etmek amaçlı. Çünkü gittiğimizde en yakın zamanda işte Özvatan, Sarıoğlan, Felahiye ve Akkışlı'ya gittik. Her birinde binlerce insanla görüştük, binlerce insanla tokalaştık, selamlaştık, konuştuk, muhabbet ettik, fotoğraflar çekindik, fikirlerimizi beyan ettik, Sayın Cumhurbaşkanımızın manifestosunu dile getirdik. Sayın Bakanımızla beraber gerçekten çok ciddi de bir teveccüh var. Diğer adaylarımız için de aynı şey geçerli. Buralara gittiğimizde yadırganmaktan ziyade bağrına basılıyor. Hatta bunu saymadık. Özellikle bir de Ramazan olunca bunu saymadık. Çünkü oralar çok kadir şinas insanlar, çok kadim insanlar. Öyle sofrasına oturduğunuzda şunu derler, gelmeksizden gitmeksizden değil derler. Hmm. Çünkü oranın yufkasını, peynirini, turşusunu tabii senin önüne koyar, seni öyle doyurur, çayını çorbasını ikram eder gönderir. Çok kadir şinas yerlerimiz, ilçelerimiz. O yüzden elhamdülillah hiçbir yere gittiğimizde yadırganmadık. Her biri birbirinden farklı kıymetli etnik kimliğe sahip ki hani diyorlar ya tarlada izin olursa harmana gözünü dikebilirsin. O tarlada hep ayak izlerimiz vardı AK Parti olarak. Her bölgede vardık. Gerek ilçe teşkilatlarımız, gerek koordinatörlerimiz, gerek bizler. Her süreçte zaten sürekli iletişim halinde olduğumuz ve sürekli gidip geldiğimiz süreçlerde. Ki gittiğimizde de özlem, hasret, uzun süredir görüşemediğimiz kimlikler, onlarla karşılaşmak bizi çok çok gururlandırdı, çok çok memnun etti. Düşündüğümün kat kat fazlasıyla bir teveccüh gördük gerçekten. Bazen insan nefsidir. Böyle aşırı bir teveccühü görünce ister istemez ya ne oluyoruz da gerçekten bazen şaşırıyoruz. Ama elhamdülillah bu ne kadar şükredilse azdır. Gittiğimiz her yerde başta Sayın Cumhurbaşkanımızın selamı, akabinde AK Parti kadrolarına olan saygı, sevgi, muhabbet ve teveccühün var olması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Şimdi tabii 15 partinin yanılmıyorsam adayı var. Yani 150 aday var. 3 tane de bağımsız adayı var Kayseri'nin. Dolayısıyla 153 aday şu an sahada çalışıyor. Diğer adaylarla karşılaştığınız oldu mu? Yani karşılaştınız mı? Oldu mu? İlla ki oldu. Nasıl bir tutum? Kazancılar'da karşılaştık. Kapalı Çarşı'da karşılaştık. Hangi adaylardı bunlar? İlçelerde. Yani muhalefet şöyle, Cumhur İttifakı'ndan mı? Yani dediğim şaka değil. Tabii buyurun. Ve abartmıyorum da. Buyurun. Cumhur İttifakımızdan Milliyetçi Hareket Partisi'nin adaylarıyla kazancılarda karşılaştık. Yine sahada Büyük Birlik Partisi, yine Cumhur İttifakı ortaklarımızdan Hakan Bey'le karşılaştık, Adnan Bey'le karşılaştık. Ama ben Millet İttifakı'nda veya diğer siyasi partilerin adaylarından şöyle düşünüyorum, kimseyle karşılaşmadım. Karşılaşmadım. Yani acaba sadece parti ziyaretleri yaptık biliyorsunuz. Evet. Özellikle burada da yani neticede hepimiz Kayseri'de yaşıyoruz. Tabii, tabii, tabii. Ve nezaket ortamında, demokratik bir ortamda burada bir mücadele edeceğiz. Biz nezaket ziyaretlerinde bulunduk. Oralarda gördüğümüz oldu ama sahada karşılaştığım pek bir durum olmadı açıkçası. Karşılaşsanız nasıl bir tutum olur acaba? Çok vallahi merak ediyorum. Yan bakacak halimiz yok. Tabii ki. Neticede yüz yüze bakıyoruz. Onlarla da hoş sohbet. Birçoğunu tanıyorsunuz herhalde değil mi? Tabii, yakın tabii. Yani. Birçoğunu da tanıyoruz. Ama ben herkese şunu, herkes bir gün AK Partili olacak. Yani burada iddialıyız. İddialı bir söz, o noktada yani insani münasebet noktasında biz şimdiye kadar hiç kimseye yan gözle bakmadık. Sadece tek bir kırmızı çizgimiz var. Terör ve teröre destek veren tüm siyasi kuruluşlarla alakalı bir tavrımızı net bir şekilde koyarız. Burada asla geri adımımız olmaz. Çünkü bugün binlerce Mehmetçiğimizi şehit eden, bu vatanın bütün hainlikler peşinde toplumun huzurunu, refahını bozacak, militanist bir yaklaşımla bu terörü destekleyen her kim varsa biz burada çizgimizi çekeriz. İnsani ve beşeri münasebet noktasında şuradan çıkalım, Düvenönü, Çiftönü, işte Kazancılar, Çarşı Pazar gezelim, her kim olursa olsun neticede bizim hemşerimiz, bizim vatandaşımızın başımızın tacı.
Ve kimseye de şu şekilde ben açıkçası kimlik vurmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu adam şucu, bu adam şucu, bu bizden değil. Böyle bir şey yok. Herkes bir gün AK Partili olacak. Biz onun kapısına gideceğiz, çayını içeceğiz, derdimizi, meramımızı anlatacağız. İnsanlığımızı görecek, niyetimizi görecek, samimiyetimizi görecek. O adam her kimse sandığa gidip de oyun atarken düşünecek. Bizim derdimiz bu. O yüzden çalınmadık kapı, sıkılmadık el, dokunulmadık bir gönül bırakmamak için mücadele ediyoruz. Peki 14 Mayıs'ta 60 milyon dolayında vatandaşımız sandığa gidecek. Kayseri'de de 1 milyonun üzerinde seçmenimiz var. 1 milyon 24 bin dolayında seçmen sandığa gidecek. Yani neyi düşünerek sandığa gitmeli bu toplum? Yani ne kararı ve nasıl bir kararla gitmeli? Yani vicdanen neye dikkat etmeli? Yani nasıl tercihte şimdi şunu söyleyebiliriz ki eğriler doğrular olabilir. Herkesin bakış açısından o baktığı yelpazeden yanlışlar olabilir ama işin genel çerçevesini görmek lazım. Hı hı. Genel çerçeveye baktığımızda bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın 20 yıldır AK Parti'ye neler kazandırdığını gerçekten göz ardı etmemek lazım. Biz 20 yıl öncesinde neredeydik, bugün neredeyiz? Hani diyorlar ya, ya yine 20 yıllık siyasi manipülasyonlara başladılar. Bu gerçektir. Yani 20 yıl öncesinde neler vardı? Çok 20 yıla da gitmeye gerek yok. Son birkaç yıla bakarsak bugün milli savunmadaki yapılan hamleler, işte kendi milli otomobilini stokun şu anda sahada varoluşu, teveccühü, diğer yanda baktığımızda kalkınma açısında yapılan hamleler, enerji açısında yapılan hamleler, her şeyden ziyade milli savunmayla beraber terörle alakalı yapılan mücadeleler. Cumhurbaşkanımız çıktı dedi ki inlerine gireceğiz. Elhamdülillah o inlere girildi. Bugün onların var olduğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde o kadar bakir alanlar vardı ki zamanında petrol kuyularının olduğu, şu anda işte özellik vaat edilen yerler bir takım siyasi partiler tarafından, şu anda oralar bizim cennet vatanımız. Oralarda güzelliklerimiz var. Yerin altında, üstünde yaşayan insanlarımız, onun haricinde güzelliklerimiz, gerçekten buralar bizim. Yani bugün birliğimizi, beraberliğimizi, gerçekten bu artık devlet meselesi, milletin meselesi, ümmetin meselesi. Şu anda Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil. Bunu görmemiz lazım. Bugün bütün Türkiye Cumhuriyetlere baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımıza inanılmaz bir teveccühü ve varlığının devam etmesiyle alakalı bir duayı görüyoruz, desteği görüyoruz. Diğer tarafta baktığımızda bütün Müslüman ülkelerin gerçekten liderlik vasfını yüklenmiş tek lider diyebileceğimiz bir Sayın Cumhurbaşkanımızın varlığını görüyoruz. Bir yandan da baktığımızda işte biz 11 geleceğiz, 14'ünde geleceğiz, 15'inde asacağız, keseceğiz, hesap soracağız, sürekli eleştirip yani bu memleketi kaosa itebilecek bir zihniyetin varlığını görüyoruz. Aylardır, yıllardır bir araya gelip de işte altılı masa 7, 8, 9 gidiyorlar, masanın altı üstü karıştı. Hiçbir söylenmiş bir projeyle karşılaşmıyoruz. Bu memleketin bekası ve refahı için bir söylem görmüyoruz. Ki her şeyden ziyade bizim bir kırmızı çizgimiz var. Ne olursa olsun terör ve teröre destek verenler bugün Başkan Apo deyip de maalesef o şahsiyetin adını dile getirmek istemiyorum, onun heykelini dikeceğiz diyenler, bugün Fırat'ın doğusundan mal mal bakacaklar diye çıkan bir Selahattin Demirtaş'a biz bugün özgürlük vaat ediyorsak durup düşünmemiz lazım. Biz bugün kitabımızda, Kur'an-ı Kerim'de yazmayan bir LGBT denilen bu maalesef helak olunacak bir duruma ışık tutuyorsak bir durup düşünmemiz lazım. Bu milletin sinir uçlarıyla oynanmaması lazım. Şu anda birilerinin işte o altılı masa, yedili masa dedikleri aslında birilerinin maşası olan bu siyasi partilerin şahsi ve koltuk menfaatleriyle beraber kurguladıkları bu senaryonun milletin tabanında asla ve asla karşılık bulmayacağını biliyoruz. Milletimizin ferasetine inanıyoruz. Önceden bir iki tane yayın organı varmış, radyoda ne söylenirse o bilinirmiş. Bir iki tane mecmua çıkarmış, o okunurmuş. Ama şu anda öyle bir ortamda değiliz Tolga Bey. Şu an bizi belki Türkiye'nin her yerinden izleyebiliyorlar, yurt dışından izleyebiliyorlar. Bugün sosyal medya denilen bir gerçek var. Herkesin İnsanlar bir medyası var artık. Bütün bilgiye evet. Ulaşabiliyor. İnsanların kendi köşeleri var, fikirlerini beyan edebiliyorlar. Özgür bir ülkede, özgür bir şekilde ifade edebiliyoruz her şeyi. Görebiliyoruz, bilgiye ulaşabiliyoruz, bilgiyi teyit edebiliyoruz, sağlamasını yapabiliyoruz. Şu anda biz milletimizin ferasetine güveniyoruz. Bunu şu an sevecen ve sempatik tavırlarla işi farklı jelatinlere bürüyüp de ya çok sempatik bir aday çıkarıyoruz gibi böyle bir popülerizm oluşturmaları milletin aklıyla dalga geçmek. Çünkü çıktı işte HDP'nin milletvekili Kılıçdaroğlu kapalı kapılar ardındaki bize vaatlerini söylemesi lazım dedi. Çıktı öteki işte ya bugün çatırdamaları görüyorsunuz. İyi Parti'nin içerisindeki milliyetçi tabanın şu an patır patır istifa ettiğini görüyoruz. Diğer tarafta milli görüşçüyüz diyen Saadet Partisi'nin tabanında yıllarca milli görüşte Erbakan Hoca'nın izinde gittiğini düşünen
o dini hassasiyetleri yüksek olan insanların 28 Şubat zulmünü baş aktörlerine destek veremeyip, hazmedemeyip istifa ettiğini görüyoruz. Bütün bunlar bir anda olurken maalesef bu siyasi aktörlerin içerisinde koltuk davası peşinde olanların kendi nemasını sağlayabilmek için milletin aklıyla dalga geçircesine tavanda oluşturduğu bir algoritmanın, bir hesabın asla ve asla milletin huzurunda, milletin ferasetinde bu tabanda karşılık bulmayacağına inanıyoruz. Bizler burada kendimizi doğru ifade etmek zorundayız. Bu milletin sinir uçları var. Bu sinir uçları milliyetçiliğidir. Bu sinir uçları İslami değerleridir. Bu sinir uçları kültürel mirasıdır. Bu sinir uçları bizim memleketimizin evlatlarını nasıl bir şekilde ya güzel bir yola iteceğidir ya da bir uçurumdan aşağı iteceğidir. Yani bugün baktığımızda gerçekten bu iş memleket meselesi haline geldi. Bu sadece siyasi bir seçim olmaktan çıkmış durumda. 100 yıl önce İttihat Terakkicilerin Abdülhamit Han'ın karşısında nasıl bir birliktelik sunduysa, o zaman da tek projeleri Abdülhamit Han gitsin de gerisine sonra bakarızsa, bugün geldiğimiz noktada gerçekten tek ortak paydaları Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yıkılması, AK Parti hükümetlerinin devredilmesi ve sonrasında kendi hükümdarlıklarını kurup artık sonrasında bir proje olmayıp bu memleketi birilerine peşkeş çekmek. Tutup da bir yandan bakıyorsunuz ki özellik şartı koşan HDP'ye çiçekler, böcekler, böyle güzellikler sunan bir anlayışı görüyoruz. Bir yandan baktığınızda bu memleketin parasını pulunu eleştirirken uyuşturucu baronlarından getireceği parayı adeta bir seçim kampanyası gibi söyleyen bir liderden görüyoruz. Yani siz bile bugün şu TV1 binasında bir sürü kalifiye arkadaşı görüyoruz. Grafik tasarımda, işte işleyişte. Ya burada bile hepsi alanında uzman arkadaşlarken bugün Kılıçdaroğlu'nu getirip de burada en ufak bir yönetici dahi yapmaya belki gönlünüz rıza gelmezken bugün bu memleketin yönetimine önde gitmesine asla ve asla rıza göstermezsiniz diye düşünüyorum. Diğer tarafta baktığımızda gerçekten şu an sadece milletin algısıyla oynayan, aslında olgu manasında hiçbir anlam ifade etmeyen bir siyasi varoluşun veya var olma çabasında olan bir birliğin şu anda karşımızda tesir ettiğini görüyoruz. Asla karşılık bulmayacağını da açık ve net bir şekilde dile getiriyoruz. Çünkü çok seçime girdik. Belki bazı seçimlerde şu olabiliyordu, ya AK Parti'ye kızıyoruz, bu sefer buna verelim. Ama inanın ki şimdiye kadar belki oraya vermiş veya farklı zihniyetlere oy vermiş insanların bile, ya bu mesele artık memleketin beka meselesi, bu mesele artık milletin refah meselesi. Ne olursa olsun biz memleketimizi, çocuklarımızın geleceği olan ülkemizi ateşe atamayız. Ve bu seçimde öyle bir şey olacak ki, siyasi kirlilik oluşturan birçok siyasi partinin, örgütün adeta Türk siyasi tarihinde toprağın altına gömüldüğüne şahit olacağız. İnşallah yakın, az kaldı. En güzel cevabı da sandıkta milletimiz verecek Tolga Bey. Peki, sizi daha fazla yormayacağız tabii, çünkü sürekli çalışıyorsunuz ve sahura kadar çalışıyorsunuz. Sahurdan sonra belki birkaç saat uykuyla birlikte tekrar oruç ağzınızla birlikte sahada devam ediyorsunuz. Şimdi son sözlerinizi alacağız. Önümüzde tabii Ramazan bayramı da var. Bunu da unutmazsanız seviniriz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sizler vesilesiyle şu anda bizleri izleyen tüm hemşerilerimize gönül dolusu selam iletiyoruz. Tabii önümüzdeki seçim çok çok mühim. Artık biz bunun mühimliğini anlatmak istemiyoruz. Çünkü milletimiz bunun gayet farkında. Sadece neyin ne olduğunu gerçekten dile getirmenin doğru vaktidir. Bu dava memleketin davasıdır. Sadece AK Parti'nin meselesi değil, sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın meselesi değil. Bu dava artık inşallah bizim evlatlarımızın, geleceğimizin bir inşasıdır. Türkiye'nin artık olmadık işlerle, soyut kavramlarla sürekli olduğu yerde debelenmek yerine kalkınmalı, dünyaya örnek olmalı, her alanda daha da büyüyen, güçlenen, dünyaya yön veren bir ülke pozisyonuna getirebilmek için bu seçimde inşallah Sayın Cumhurbaşkanımıza desteklerini, tüm milletimizden, tüm hemşerilerimizden gönül dolusu desteğini istiyoruz. Bu mübarek günlerin yüzü su hürmetine elhamdülillah uyku dediniz, açlık dediniz, gerçekten bunların bir önemi yok. Biz şunu biliyoruz ki bu mücadelede bir karınca misali acaba bir katkımız olursa gerçekten bu bizim için ömrümüz boyunca bir onur madalyasıdır. Buradan dile getireceğiz, buradan çıkacağız, başka bir ortama gideceğiz. Akşam gideceğiz organize sanayide, işçi abilerimiz, kardeşlerimizle beraber sahuru birlikte edeceğiz, orada dile getireceğiz. Biz uykuyu unuttuk,
Ona da çok ihtiyaç duymuyoruz. Ama gayretimiz, mücadelemiz, inanın ki kanımızın, canımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Çünkü geleceğe bırakacağımız en güzel miras bu olacak. Elbette birileri görev alacak, birileri görevi farklı görevler tanımlayacak. Birileri de ömrü boyunca bu mücadeledeki yaptığı gayreti hayatının sonuna kadar evlatlarını anlatacağı bir onur madalyası olacak. Biz bu işin bu tarafındayız. Ne olursa olsun inşallah Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteği, milletimizden gönül dolusu duasını ve desteğini istiyoruz. Buradan dile getirmiş olalım. Kadir Gecesi'ni geçirdik. Rabbim kabul buyursun. Önümüzde birkaç gün sonra bir bayram var. Bu bayram inşallah hepimizin bayramı. Bereketli geçer diye umut ediyoruz. Daha da güzel günlere inşallah az kaldı. Bu seçimde daha güzel sonuçlara ulaşarak inşallah Türkiye yüzyılının daha müreffeh, daha da kalkınan, daha da güzel günlere ulaşan Türkiye'yi hep beraber görme umudunda inşallah buradan selamlarımızı, dualarını istediğimizi tekrardan dile getirmiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Diliyoruz. Sağ olun. Değerli izleyenler, seçim özel programımızda bugün Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri Milletvekili adayı Hüseyin Okandan'ı konuk ettik. Tabii sahadaki yapmış olduğu çalışmaları merak ediyorduk kendisinden. Bunları öğrendik. Bir başka seçim özel programında başka bir adayla buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.